Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız. Yaşadığımız felakette 60 saati geride bıraktık. Acılıyız, hüzünlüyüz ve artık aynı zamanda kızgınız da. İlk saatlerden beri biz, siz işinizi yapın diye sustuk. Siz ise ne susuyor ne de işinizi gereği gibi yapıyorsunuz. Gün dayanışma günü dedik. Siz de dediniz. Ama maalesef dayanışma göstermediniz. Gün birlik ve beraberlik günü dedik. Siz de dediniz. Fakat buna da riayet etmiyorsunuz. Ayrıca sahada görülen durum ile iktidar olarak sizin açıklamalarınız arasındaki çelişkiler gösteriyor ki ilk 72 saatin ne kadar kritik olduğunun ve durumun vehametinin daha farkında bile değilsiniz. Unutmayalım ki hala enkaz altında olan on binlerce insanımız var. Hala en temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda dahi büyük aksaklıklar var. Hala atılması gereken en basit adımların atılmasında dahi büyük gecikmeler yaşanıyor. Bunlar kesinlikle kabul edilemez. Bunlar yokmuş, her şey yolundaymış gibi davranılması ise hiç kabul edilemez. Şurası çok net olarak görülüyor ki büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. İmkan var, koordinasyon yok. Kriz yönetimi yok ama yönetim krizi var. Adeta nerede ne yapacağını, ne zaman neyi konuşacağını bilmeyen bir yönetim karşısında millet olarak acımızı dindirmeye, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Çok kritik bir zaman dilimine girdik. Artık yeter. Algıları değil, krizi yönetmeye çalışın lütfen. En basit işleri bile talimatla yapan bakanlara, milletvekillerine ve bürokratlara da lütfen talimat verin. Artık sussunlar ve sadece işlerini yapsınlar. Laf yetiştirmeye çalışacaklarına insanlarımızın taleplerini karşılamaya çalışsınlar. Finç lazım, iş makinesi lazım, ekmek lazım, su lazım, yakıt lazım ve bunların hepsi acil. Ara sokaklar, küçük mahalleler ve köyler hala ulaşılmayı bekliyor. Bölgeden öncelikle kadın, çocuk ve yaşlıların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Üstüne üstlük şimdi bir de internet ulaşımını engellemeye karar veriyorsunuz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamak mümkün değil. Tekrar ediyorum, artık işinizi yapın. Allah aşkına artık siyasi kaygılarınızı bir kenara bırakın. Tek ve ortak kaygımız ve kaygınız enkazlara ulaşmak, insanlarımızı kurtarmak, yaraları sarmak olsun. Cenab-ı Allah büyük emek sarf eden görevlilerimizin ve gönüllülerimizin yardımcısı olsun diyorum. Vatandaşlarımıza sabırlar ihsan eylemesini niyaz ediyorum.